Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Programın bu bölümünde yine Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi Lübnan'a da uzanacağız. Ve biliyorsunuz Lübnan'da olağanüstü günler geçiriyor. Ve Lübnan'ın Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Sarpan Uzunoğlu ile konuşacağız. Lübnan'daki durumu, onu ifade edelim. Şimdi gelinen noktada bundan sonra... Türkiye'nin pozisyonunun ne olabileceği konusunda da çeşitli spekülasyonlar var. Yani bu meselede işte Türkiye istediğini aldı mı, almadı mı? Suriye sürecini eğer baştan bu tarafa düşünecek olursak şu anda ne durumda gibi başlıklar altında konuşuluyor bunlar. İslam Özkan nasıl görüyor? Türkiye artık nerede? Nerede başladı, nereye geldi, ne oldu, ne bitti? Yani tabii Suriye krizinin en başından itibaren ele alırsak Suriye Türkiye'nin en temel hedeflerinden aslında çok çok daha geriye gittiğini görüyoruz. Yani Suriye'de bir rejim değişikliği konusunda bütün gücüyle yüklenmişti. Mali, siyasi, diplomatik, askeri olarak her türlü muhalefete desteğini verdi. Ancak bu hedefini gerçekleştiremedi. Tabii öbür taraftan bakıldığında... Yani Rusya'nın özellikle 2015'te sürece müdahale etmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de bütünüyle bir strateji değişikliğine gittiğini, siyaset değişikliğine gittiğini ve dış politikasını işte Rusya'ya doğru, İran'a doğru değiştirdiğini görüyoruz. Bu tabii önemli bir değişimdi. Gelinen noktada Türkiye Rusya'yla olan ilişkilerini daha da derinleştirerek devam ettiriyor. Bu anlamda bakıldığında Amerika'yla olan ilişkiler ise dalgalanmaya bırakılmış durumda. Sürece göre düzeliyor, sonra tekrar yeni gerilimlere, yeni krizlere açılıyor, yeni krizler yaşanıyor. Ama temelde bakıldığında Beşşar el-Esad'ı devirme hedefinden yavaş yavaş Suriye ile diplomatik ilişkiler kurma ve Şam yönetiminin meşruiyetini tanıma, onunla birlikte bazı kararlar alma noktasına kadar varma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Rusya, yani Şam yönetiminin en büyük hamisi olan Rusya'yla her türlü konuda anlaştık, her konuda anlaşıyoruz, aramızda hiçbir ihtilaf yok, hiçbir pürüz yok dedikten sonra Şam yönetimiyle, Şam yönetimi meşruiyetini tanımıyoruz ya da Şam yönetimiyle hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyoruz demek çok da fazla anlam ifade etmiyor. Bu birbiriyle çelişkili bir süreç ve sürecinde sonuç itibariyle, son nokta itibariyle aslında oraya doğru evrildiğini görüyoruz. Tabii Türkiye bu noktada özellikle son yapılan anlaşmalardaki maddelere baktığımızda aslında yani Suriye ile mesela Suriye sınır muhafızlarının da Türkiye ile eş güdümlü bir şekilde sınırdaki güvenliği kontrol etmesi meselesi bu artık anlaşmada tamamıyla kabul edilmiş. Tamamen Türkiye'nin altına imza attığı bir durum. Dolayısıyla Suriye yani gelinen nokta itibarıyla böyle bir ilişkinin kurulma ihtimalinin çok yakın olduğu, çok muhtemel olduğu, zaten şu anda dolaylı görüşmelerin yapıldığını görüyoruz. Ama öte yandan bakıldığında az önce de ifade ettiğim gibi belirli yani mevzi kazanımlar çerçevesinde Türkiye'nin en azından hedeflerinin ilk aşamalarında başarılı olduğu ya da mevzi kazanımlar elde ettiği görülüyor. Ama bundan sonraki süreçte tamamen Rusya daha bağımlı hale geldiği, Rusya'nın özellikle yönlendirmesine çok daha açık hale geldiği ve artık bundan sonraki süreçte Rusya ile çatışma ya da Rusya'nın taleplerini kabul etmeme ya da Rusya'ya kafa tutma ya da ona direnme gibi bir hususun çok da fazla mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü bu bağımlılık süreci artık Türkiye'yi bu noktaya getirmiş durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de çeşitli anlaşmalar yapılmış olmasına rağmen yapılan bütün anlaşmalar aslında Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da perçinlenmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'ya
daha bağımlı hale gelmesinden başka bir anlam ifade etmiyor diyebiliriz. Evet. Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım açıklamaları var. Yani işte Rusya şeyle, Trump'la özel bir ilişkileri olduğunu, samimi bir ilişkileri olduğunu, Mazlum Kobane'nin işte Amerika Birleşik Devletleri'nden isteneceğini, Adalet Bakanlığı aracılığıyla, Suriye'nin Suriyelilerin olduğunu ifade etmiş. Yani buna benzer bir takım ifadeleri var Erdoğan'ın. Bugün ama öncesinde sanki Rusya'ya yönelik bir mesajmış gibi algıladığım Ömer Çelik'in ifadeleri var. Yani Rusya'nın şu andaki Suriye'deki faaliyetlerinin hepsini Türkiye onaylamıyor galiba. Tabii yani orada bakıldığında Türkiye'nin de aslında Rusya'nın bazı adımlarına ihtirazi kayıt koyduğunu ya da aslında doğrudan resmi olarak dile getirmese de sıkıntılı gördüğünü, aynı şekilde Rusya'nın da Türkiye'nin varlığıyla ilgili kaygıları olduğunu ifade etmek lazım. Özellikle anlaşmada Suriye'de toprak bütünlüğünün özellikle vurgulanması meselesi. Bu aslında biraz da Türkiye'nin askeri varlığıyla alakalı bir şey. Yani Türkiye'nin askeri varlığının asla Suriye'nin bütünlüğüne gölge düşürmeyecek bir askeri varlık olması gerektiğini anlıyoruz. Metinden çıkarsadığımız şey bu. Bunun dışında tabii anlaşmada özellikle YPG, SDG güçleri noktasında Rusya'nın yaptığı, özellikle vurguladığı husus, mesela ikinci madde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada bütün terör unsurları diyor ve bağlacından sonra ise ayrılıkçı unsurlar ifadesi geçiyor. Dolayısıyla Rusya'nın perspektifinden bakıldığında aslında SDG terörist bir grup değil. Duyum değil, evet. Yani bunu şu ana kadar hiçbir açıklamasında böyle bir açıklama yap, böyle bir ifade kullanmadı, böyle bir vurgu yapmadı Rusya. Ne Putin'de ne diğer Rus yetkililerde bunu görüyoruz. Onların gözünde tabii SDG de aslında belki bu ayrılıkçı yönüyle problem teşkil eden, bir takım rahatsızlıklar yaratan, bir takım endişelere yol açan bir grup, bir örgüt. Ama netice itibariyle masaya oturulabilir, anlaşma yapılabilir ya da bir noktada uzlaşılabilir bir örgüt olarak görülüyor. Ve bu ayrılıkçı yönünün törpülenmesi gerektiği şeklinde bir orada bir ima var. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün dünya ülkelerinden beklediği SDG'nin ya da YPG'nin bir terör örgütü olarak tanınması meselesinin aslında karşı tarafta çok da fazla bir karşılık bulmadığını, Türkiye dışında hiç kimsenin hemen hemen, bir Şam yönetimi son dönemde bir açıklama yapmıştı SDG ile ilgili. İlk kez orada terör örgütü ifadesini kullanmıştı. Ondan önce özellikle yani yaklaşık bir 3-5 ay öncesine kadar olan süreçte asla böyle bir ifade kullanmıyordu, ama 3-5 ay önce yaptığı açıklamada, üst düzey yapılan bir açıklamada ilk defa terör örgütü ifadesi kullanıldı. Yani bu açıdan bakıldığında Şam yönetimi ve Türkiye dışında hiç kimse aslında dünyada SDG'yi bir terör örgütü olarak görmüyor. Bu anlamda Türkiye'nin aslında bütün taleplerini karşı tarafa kabul ettirdiği ya da Rusya'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin perspektifini, tanımlamalarını kabul ettiği gibi bir anlam çıkartamıyoruz. Dolayısıyla bu noktada da Türkiye'nin başarılı olduğunu söylemek de çok fazla mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de SDG'yi bir terör örgütü olarak kabul ettirme noktasında çok sıkıntılar yaşayacağı da görülüyor. Evet. Peki şöyle bir şey de konuşabilir miyiz? Yani bu mesele tabii sadece bir dış mesele değil. Yani doğrudan bir iç mesele aynı zamanda. Peki bundan sonra mesela Türkiye'deki süreci nasıl etkilemesini bekleyebiliriz? Çözüm sürecini mi kastediyorsunuz? Evet, evet. Yani direkt Kürt sorunu açısından soruyorum. Tabii Kürt sorunu zaten yani Türkiye işte 2015 yılında özellikle masa, yani görüşme masasını devirerek zaten çözüm sürecini rafa kaldırdığını ilan etmişti. Ondan sonraki süreçlerde bakıldığında aslında çok da Türkiye'nin ilerleme kat ettiğini, çözüm süreciyle ilgili olarak yaşanan süreçlerin aslında bu sürece katkıda bulunduğunu söylemek çok zor.
Yani son süreçte yaşanan kayyum atamaları, ondan önce HDP'li milletvekillerinin Selahattin Demirtaş başta olmak üzere hapse atılmaları, bunlar aslında çözüm süreciyle ilgili Türkiye'nin şu ana kadar en ufak bir olumlu bir yaklaşım içerisinde olmadığını en temel bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla son 4 senede yaşananlar daha iyiye giden bir süreci değil, daha da kötüye giden bir süreci ifade ediyor. Seçimlerden önce bir taktiksel bir çıkış yapılmıştı. Abdullah Öcalan'la bir görüşme yaşanmıştı ama onun tamamen taktiksel bir çıkış olduğu ayan beyan ortada. Dolayısıyla bu kadar hengamede yani bir de çözüm sürecinin sadece salt iç politik nedenlerden dolayı değil, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden dolayı da rafa kaldırıldığını, rafa kaldırılmasında bu sürecin çok etkili olduğunu, Suriye sürecinin çok etkili olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Suriye'deki mesele bu kadar gerilimli ve bu kadar kriz içerisinde devam ettiği sürece bundan sonraki süreçte Türkiye'de çözüm sürecine ilişkin herhangi bir olumlu adımın atılmasının beklenmesinin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani gidişat böyle bir olumlu düşünmeye, böyle bir umut var düşünmeye bizleri sevk etmiyor maalesef. Evet. Peki biraz da şeye gireceğiz, Lübnan meselesine gireceğiz. Sen nasıl görüyorsun Lübnan'da yaşananlar? Yani çok renkli görüntüler de var elbette. Evet. Ama iş ciddi mi bu sefer? Şeyi düşünecek olursak, yani beklentileri düşünecek olursak. Lübnan'da işte protestolar ilk defa yaşanmıyor aslında. 2015-2016 yıllarında hatırlarsanız çöp toplamayla ilgili bir kriz meydana gelmişti ve orada gösteriler yoğun olarak yaşanmıştı. Ama büyük ölçüde Beyrut'la sınırlı kalmıştı. Ama önemli bir deneyim. Yani Arap Baharı süreci, Arap isyanları süreci olsun, dünyadaki diğer benzeri süreçler, yani toplumsal hareketlere baktığımızda Mısır'daki devrimde de öyleydi. Yani hemen öncesinde mesela sendikal hareketler, grevler, açlık grevleri, boykotlar aslında bir büyük, daha büyük bir şeyin gelmekte olduğunu gösteriyordu. Lübnan'da yaşanan finansal kriz aslında yeni değil. O çöp toplama krizinden hemen sonra başlayan bir, yani aslında küresel çapta yaşanan ekonomik bir krizin Lübnan'a yansıması, ama Lübnan'ın şöyle özel bir durumu var. Lübnan aslında finansal manipülasyonlarla büyük ölçüde, hatta kara para aklama diyebileceğimiz süreçlerle ayakta duran bir ülke. Yani Lübnan'ın öyle ciddi bir üretim gücü, ciddi bir ekonomisi, ciddi bir sanayisi falan yok. Dolayısıyla aslında bir de tabii şu da var. İran'ın ve Suudi Arabistan'ın kendine yakın olan kesimleri destekleme noktasında geçmiş senelerde çok büyük yatırımlar yaptıklarını, oralara çok büyük paralar tahsis ettiklerini, çok büyük kaynaklar ayırdıklarını görüyoruz. Ama bu son dönemde özellikle Trump yönetiminin İran'a yaptırımlarıyla beraber İran kendi canının derdine düştü ve Lübnan'a yapılan finansal destekler ve ekonomik yardımlar noktasında ya da para aktarma noktasında çok ciddi sıkıntı yaşandı. Suudi Arabistan'ın ise bütünüyle Lübnan'dan elini ayağını çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu iki bölgesel aktörün Lübnan'a akıttıkları para tamamen durmuş durumda. Suudi Arabistan bunu 1-2 sene önce kesti zaten. Hariri ile yaşanan krizi, Hariri'nin dayak yemesi, işte Muhammed Bin Selman'dan ya da adamlarından falan, o süreci şöyle bir hatırlarsak, orada bir hesap sorma, finansal anlamda bir hesap sorma durumu söz konusuydu. Ondan sonra Suudi Arabistan parayı kesti. Çeşmenin suları artık akmaz oldu. Amerika'nın da yaptırımları sıkılaştırmasıyla ve finansal denetimler üzerindeki baskısını artırmasıyla beraber Lübnan bankaları da artık eskisi gibi finansal manipülasyon yapamıyor. Kara para aklama noktasında, Lübnan'ın bir finans merkezi olma noktasında da çok ciddi bir domura uğramışlık söz konusu. Bütün bunlar aslında temelde Lübnan'ın yaşadığı ekonomik krizin altyapısını oluşturdu. Finansal, yani ekonomik olarak kısmen daha rahat bir konumdayken Lübnan, yapılan yolsuzluklar çok fazla göze batmıyordu. Yani çok şu anda fazla girmek istemediğim ama gazete duvardaki en son yazımda işte modern görünümlü feodal bir ülke Lübnan derken aslında anlatmaya çalıştığım, o yazıda anlatmaya çalıştığım şey, yani bir takım siyasi hanedanlıklar var, siyasi derebeyleri var ve bu derebeylerinin
denetimi ve izni dışında orada bir siyasi bir atılım yapmak çok fazla mümkün değil. Mesela Nasrallah ya da Hizbullah genel sekreteri falan, yani askeri ve siyasi olarak çok güçlüdür ama temelde bakıldığında Lübnan devletinin kaymağını yiyen, Lübnan devleti üzerinde hangi kesimden istihdam edileceğini sağlayan kesimler bellidir. Yani Nebih Berri'dir bu, Velid Can Bolat'tır, Saad Hariri'dir, ondan sonra Michel Aoun'dur ya da işte İfranciye'dir. Yani diğer Hristiyan gruplar. Bunların her birisi gruplar. Tabii bir... Ya da Semir Cağcağ'dır. Bir bunlar baş yani. Aslında evet. Bakıldığında Lübnan devletinin gerçek hakimleri bunlar. Bunlar aynı zamanda köşe başına tutmuş ve Lübnan'a yapılan yatırım, yabancı yatırımlardan en büyük kaymağı alan kesimler bunlar. Hmm. Ve bu pasta Lübnanlılar sürekli bunu söylüyorlar. Protestolarda da dile getirdikleri, açıklamalarda dile getirdikleri husus bu. %1 dedikleri kesim bunlar. Yani bütün pasta, yani daha doğrusu pastanın çok büyük bölümü, %98'lik bölümü %1 arasında paylaştırılıyor. Geriye kalan kesime ise çok fazla bir şey düşmüyor. Bir de Lübnan'da devlet çok zayıf olduğu için, yani dünyanın geri kalan bölgelerinde, Avrupa ülkelerinde, refah devletlerinde var olan işte emekliliktir, işte fakirlere ya da toplumsal anlamda ezilen kesimlere yapılan yardımlar da çok sınırlı. Yani Lübnan'da toplu taşıma aracı bile göremezsiniz. Metro bile yoktur. Dolayısıyla gariban, fakir, dar gelirli olan insanlar Lübnan'da çok büyük sıkıntılar yaşarlar. Tabii bu fakir kesimi aşıp da bu ekonomik kriz, bu dar boğaz orta sınıfa doğru etki etmeye başladığı andan itibaren işte bu toplum, bu protestolar ortaya çıkmaya başladı. Ve şu andaki protestoların Lübnan tarihinde eşi benzeri görülmemiş şey, bir kitleselliğe, bir hacme, bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etmek lazım. Bir de mezhepleri aşan bir boyutu var. Yani Hristiyan, Dürzi, Şii, Sünni, her kesimden insanlar, hatta bazıları, bu saydığım kesimlerden bazıları kendi toplumsal liderliklerinin talimatlarına, isteklerinin hilafına bunun bu talimatları ya da bu açıklamaları göz ardı ederek, onları hiçbir şekilde dikkate almadan sokağa indiklerini ve hükümete yönelik baskı yapmaya ve taleplerini dile getirmeye devam ettiklerini görüyoruz. Evet. Ve en son yaşanan, gelinen nokta itibarıyla da işte şu anda çok stratejik yerlere giden yollar göstericiler tarafından kapatıldı. Ordu bunları açıyor ama ordunun tavrı da burada çok önemli. Çünkü ordu ilk defa, yani son günlerde net bir açıklama yaparak göstericilerin, gösteri hakkının demokratik bir hak olduğu, dünyadaki bütün modern devletlerde bunun böyle kabul edildiği, Lübnan'da da böyle kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla göstericilere şiddet uygulanmasının asla kabul edilmeyeceğini ifade etti. Evet, Lübnan böyle bir ordusu. Açıklama da var. Bu çok önemliydi. Arap isyanlarından gördüğümüz en önemli şey şu, ordular eğer protesto gösterilerine karşı tavır almazlarsa, anlayışla yaklaşıyorlarsa, protestoların başarılı olma şansı çok daha fazla. Evet. Peki şimdi Lübnan'a uzanalım ve Lübnan Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Sarpan Uzunoğlu, bakalım bize neler anlatacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Ne oldu Lübnan'da birden insanlar böyle çıktı? Sizin tahliliniz ne bu konuda? Açıkçası Lübnan'ın bağımsızlığından bu yana bunlar gerçekleşmiş en büyük protestolar. Ancak Lübnan'da, yani ben 10 aydır burada yaşıyorum, bugüne kadar böyle büyük bir protestonun patlamamış olması, insanların sokakta olmamış olması zaten şaşırtıcı olandı. Şöyle anlatayım. Zaten konumuz çok güzel özetledi meselenin temelindeki nedenleri. Ben biraz daha günlük hayat üzerinden Lübnan'ı anlatmak istiyorum. Yani evet. İşte 400-450 dolar arası bir asgari ücretin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak bu ülkede herhangi mesela önüm bir ekmek almak bile 4-5 lira gibi bir fiyattan başlıyor. Aynı şekilde işte gerçekten bir toplu taşıma sisteminden bahsetmek çok güç. Sadece ülkedeki Asyalı ve Afrikalı ve işte Suriyeli göçmenlerin kullandığı küçük minibüsler var. Bir hani toplu taşıma aracı diyebileceğimiz şekilde. Ülkenin sokaklarında özellikle orta ve orta üst sınıf hariç ait çok pahalı kimi arabalar görseniz bile bankalara gittiğinizde kredilerini ödeyemeyen insanlarla karşı karşıyasınız. Ben mesela bir özel üniversitede
yani hocalık yapıyorum. Öğrencilerle konuştuğumda çoğu zaman ailelerinin borç içerisinde olduğunu ve büyük zorluk çektiğini söylüyorlar. Aslında Lübnan ayağını yorganına göre uzatmayan bir ülke. Özellikle orta ve orta üst sınıf bağlamında bunu söylemek mümkün. Aynı şekilde hükümet için de bunu belirtmek mümkün. Kesinlikle bir üretim yapmayan, işte turizm dışında herhangi bir gelir kaynağı olmayan, aslında buranın da en büyük alameti farkası içinde bulunan farklı dini yapılar gereği Orta Doğu'daki birçok diğer devlete göre çok daha seküler olması. Evet. Hatta yani Türkiye'den bile Lübnan'a geldiğinizde birçok bazı açılardan buranın daha özgür olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi buna bağlı olarak da bir turistik akış var Lübnan'ın hem Orta Doğu ülkelerinden bir de dünyanın farklı yerlerinden insanlar Beyrut'un geçmişten kalan bu turistik şanına kalıp geliyorlar. İşte çok sayıda ekspat var vesaire. Aslında Lübnan'ı ekonomik olarak ayakta tutan tamamıyla bir bu turistik akış. İkincisi de hiçbir şekilde bir transparanlığı, şeffaflığı olmayan korkunç bir finansal sistem. Yani bankalarda acayip bir şey var, gizlilik rejimi var. Giren çıkan para belli değil. Bir yandan da bunu birçok insan iyi olarak görüyor. Çünkü buradaki devlet vergi almayı çok seviyor ki zaten bu büyük protestoları ki işte WhatsApp protestoları olarak verildi nedeni de yeni bir vergi paketinin açıklanmasıydı. Şimdi olan bitenin temelinde bu büyük hani vergi paketi vardı. İşte içerisinde WhatsApp vergisinde bunu. Hatta Türkiye çok yakın zamanlar yani sanırım bugün yeni böyle bir dijital vergi tartışıyor. Bakalım burada ne olacak ama ben asıl olarak burada insanların WhatsApp'a isyan etmesinin nedeni üzerinde biraz düşünüyorum. Evet. Gerçekten internet Lübnanlılar için yani dayanılan noktalardan biri. Çünkü ülkede işte borç batağında bir ülke, insanlar bir çeşit savaş sonrası travması içerisindeler sürekli olarak ve internet gerçekten burası için önemli bir eğlence. Yani cuma ve cumartesi akşamları gittiği kulüpler, sürekli olarak kullandıkları Instagram, Lübnanlıların orta sınıf olsun, alt sınıf olsun, üst sınıflar olsun hayatının vazgeçilmez bir parçası. Onu da ellerinden aldığınızda çok büyük sıkıntılar çıkıyor şimdi olduğu üzere. Daha da önemlisi aslında iş hayatında ve günlük rutinde de internetin ne anlama geldiğini anlamak lazım biraz Lübnan'daki protestocuları anlamak için. Çünkü 20 ila 25 dolara kadar varan ortalama paket internet paketi fiyatlarından bahsediyoruz biz Lübnan'da. Ve bu yalnızca 1,5 GB'lık bir internet karşılığı. İçerisinde ne SMS ne de konuşma olan bir paket. Biraz garip gelecek bir dinleyicilere. Ya bu ne reklam mı işte operatör reklamı diyorsunuz. Hayır yani mesele şu. Bizim Türkiye'de çok daha ucuza ulaşabildiğimiz teknolojik fırsatlara işte kaç SMS atabiliyorsunuz, kaç dakika bedava konuşabiliyorsunuz vesaire gibi şeyleri Lübnanlılara ulaşmaları için 25 dolarla 50 dolar arasında ciddi bir ödeme yapmaları gerekiyor her ay. Ve burada ücretler özellikle sınıfsal olarak daha aşağı sınıflara indikçe işte işçilere vesaire hele ki göçmenlere indiğinde o kadar düşük durumda ki insanların böyle bir şey üzerinden patlaması çok da sürpriz olmadı. Bizim için. Evet. Yani İletişim Bakanı stratejik bir hata mı yaptı WhatsApp'a mesela vergi getirmekle? Ya açıkçası öyle oldu. Bir de tabii insanların bu kadar çıldırmasının temelinde tabii şöyle bir şey de var. Ya sonuç itibariyle dünyada işte 68'den bu yana gençler bu sosyal hareketlerin önemli itici güçlerinden biri oluyor. Ve şu an bu Lübnan'daki hareket de aslında biraz orta alt sınıf, orta üst sınıfın çocuklarının yani artık iktidara kadar gelmesiyle hem borcun hem de hayatlarındaki bu sıkıntının ortaya çıkmış bir şey. Yani belki ben en pahalı okullardan birinde çalışıyorum ama öğrencilerin çoğu sürekli maddi şeylerden şikayet ediyorlar. Daha da önemlisi Lübnan'daki bir gelecek kaygısı var. Hani bu aslında küresel bir şey. Bugün 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda çoğu doğan herkes neredeyse bir gelecek kaygısı içerisinde ama Lübnan'ın geleceğine dair de bir kaygı var. Mesela burayla ilgili Amanpour'un bir belgeseli, yani listeli belgeselin içerisinde bir bölüm var. Cinsellikle ilgili belgesel aslında ama şey diyorlardı kadınlar, yani burası şu an sürekli olarak biz iki savaş arasındaki süreci yaşıyor gibi yaşıyoruz. Onun için sürekli eğlenmeye, kendimize bakım yapmaya vesaire bakıyoruz. Ülke gerçekten de biraz böyle bir kafa içerisinde yaşıyor çok uzun süredir.
Bu da ne oluyor? Geleceğe yönelik planları olmayan, uzun vadeli plan yapmayan bir ülkede vergi reformu yaparken de veya yeni vergiler getirirken de hesapsızca davranılıyor vesaire. Ama tabii iletişim bakanının hatasına bağlamak biraz tabii indirgemecilik oluyor. Yani hepimiz bunu yapıyoruz. Özellikle işte New York Times vesaire gibi büyük yayınlar WhatsApp devri diye veriyor meseleyi. Oysa öyle değil. Lübnan bürokrasinin oldukça hantal olduğu bir ülke. Şöyle anlatayım size. Yani Osmanlı'dan kalan vasıta ezikleri bir gelenekleri var Osmanlı'dan kalmış söyledikleri. Yani rüşvet, araya adam koyma vesaire meselesi. Yani vasıta kelimesinin kelime anlamına aslında yaklaşıyor. Burada her şey böyle işliyor. Daha da kötüsü bürokrasinin hantallığını şöyle ifade edeyim. Her pozisyonda yani tek bir pozisyon oluşturuyorlarsa oraya bir tane Şii, bir tane Sünni, bir tane Hristiyan atamak zorunda var ki hükümet ortakları arasında sorun çıkmasın. Yani aslına bakarsanız bu... Yani bu devletin bugüne kadar yani veya bu sistemin, bu rejimin bugüne kadar çökmemiş olması bir mucizeydi zaten. Ha şimdi bugüne geldiğimizde işte sokakta insanlar var, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Yani evet, son iki gün içerisinde olanlardan. Şöyle yani bugün Michel Aoun yani ülkenin cumhurbaşkanı olan kişi bir açıklama yaptı ve dedi ki İşte parlamenter sistem içerisinde işte hükümetin tekrar kurgulanması vesaire mümkündür. Hariri'nin ben işte ekonomik planlarının reformunu destekliyorum. Bunun olumlu bir şey olduğunu söylüyorum dedi. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Mesela Michel Aoun bu açıklamaları yaptı. Yani aslına bakarsanız da Hariri'nin önerdiği işte devletin küçültülmesi, bakanların maaşlarının %50 indirilmesi... bunun dışında asker ve işte memur emeklilerin maaşlarında yapılan kesintilerin kaldırılması gibi ve protestocuların aslında talepleriyle örtüşen reformları da desteklemiş oldu. Ancak sokakta protesto hala devam ediyor. Askerler hala kapanan yolları açmaya çalışıyor. Ha şöyle sorarsınız, sizin hayatınızda büyük bir değişiklik var mı? Beyrut'ta yaşamayı bilenler için oradan gitmiyorsunuz da buradan gidiyorsunuz. Sağdaki yolu almıyorsunuz da soldaki yolu alıyorsunuz. Bir şekilde hayat devam ediyor. Ama buraya işte aralarında Arap Emirlikleri'nin vesaire de olduğu birçok ülke Lübnan'a seyahat uyarısı yapıyor. Neden? İki nedenle. Birincisi Lübnan'ın bazı noktalarında hem protestocular arasında hem de protestocularla devlet arasında sürtüşmeler yaşanabiliyor. Ölen insanlar var. Bu bir gerçeklik. İkincisi ve bence daha da kritik olanı şu an finansal sistem iyice köpürüyor olduğu yerde. Bankalar hala kapalı. Evet ATM'lerden henüz para çekebiliyoruz. Ama dolar likiditesi yani dolar akışı hala sağlanamadı. İzleyiciler için de bilgi verelim. Lübnan'da iki tür döviz kullanılabiliyor. Yani bir Lübnan poundu LBP kullanılabiliyor. Lübnan lirası da denebiliyor. İkincisi de Amerikan doları kullanılıyor. Ve biz verdiğimiz kiradan, verdiğimiz jeneratör parasına dek her şeyi bu dolar üzerinden ödüyoruz. Bu aslında krizin geleceğini de önceden üfüren aslında gelişme şu oldu. 3 hafta önce bir anda bankalar dolar vermeyi kesti. Gidiyorsunuz ATM'ye dolar veremiyorsunuz. Ve 50'şer çekebiliyorsunuz veya hiç çekemiyorsunuz birçok ATM'de. Şanslıysanız bir yer buluyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz elden almak istediğinizde bize dolar yok diyorlar. Şimdi Lübnan'dan doları çıkardığınızda ortaya sabit kurla dolara göre dengelenmiş ama tam anlamıyla günlük hayattaki geçerliği şüpheli olan bir para kalıyor geriye. İşte burada da finansal kriz başlıyor. Bu finansal kriz nasıl bir kriz derseniz işte şimdi insanlar kiralarını öderken dolar ödemeleri gerekiyor. Diyelim ki geçmişte 1,5 milyon Lübnan lirasına denk gelen dolar bir anda 1 milyon 650 bin Lübnan lirasına denk gelmeye başladı. Bu da Türk parasıyla bir anda insanların kiralarının 600 lira aslında neredeyse 100 dolar hani karşılığında artması anlamına geldi. Yani bir anda ekonomik kriz son 3 hafta içerisinde öyle bir patladı ki insanlar bu ikili para sistemi içerisinde sıkışmış halde buldular kendilerini. Bu da ekonomik krizin en önemli çıktılarından biri olarak protestoları tetikledi. Ama şimdi protestocular Hariri'nin ekonomik reformlarına, Michel Aoun'un onlara yaptığı sakinleşme çağrısına vesaire yanıt veriyor gibi durmuyorlar.
Aksine protestocular açık bir şekilde bir sistem değişimi istiyorlar. Yani bu Occupy protestolarına benzer bir hepsi gitsin perspektifi şeyde ortada. Evet. Evet. Peki sizce çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Sizce tabii. Sonuç ne olur? Yani nereye doğru gidiyor bu? İki ihtimal var. Birincisi ülkedeki en büyük silahlı güçlerden biri olan Hizbullah'ın tüm insan gücüyle şeye inmesi, sokağa inmesi ve eylemleri şu an olduğundan bambaşka bir yere götürmesi. Yani burada şunu kastetmiyorum, yani hükümete karşı bir yere götürmek değil, ülkedeki gücü tamamen kendi etraflarına konsolide etmek için, yani protestocilere destek olmak için vesaire değil. Bu birinci ihtimal. Ama bunu uzak bir ihtimal olarak görüyor Lübnan'daki herkes. Evet. Çünkü çok ciddi bir koalisyon var. İkinci ihtimalde bir teknokrat hükümetinin yakın zaman içerisinde seçilmesi ve yeni bir parlamenter seçime girilerek yeni bir hükümetin kurulması. Ama bunların hiçbiri yakın zamanda protestocuların ekonomik ve yapısal siyasal taleplerine cevap olacak gibi görünmüyor. Evet. Peki, çok çok teşekkürler Sayın Uzunoğlu. Bütün bu bilgi ve değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, peki İslam Özkan, sen ne bekliyorsun? Yani bu şey nereye doğru gider? Ya mesela şimdi sonuç alınmasa bile sanki şeyde sokaktaki insanlarda gücümüzü göstermeyi başarabildik. Bundan sonra da yapabiliriz düşüncesi oluşmaya başladı. Oluştu. Hatta işte korku duvarının aşılması gibi ifadeler de kullanılıyor. Ve şu anda Hizbullah da dahil, hatta Emeli bile dahil edebiliriz. Bütün siyasal güçler, hiçbir siyasal güç şu anda protestocuların karşısına çıkıp da herhangi bir şekilde halkı karşısına almak gibi bir niyetleri yok. Geçtiğimiz günlerde böyle sosyal medyadan bir takım şeyler oldu. Özellikle motosikletli bir grup Hizbullah ama daha çok Emel bayraklarını taşıyan bir grubun geldiği ve göstericileri tehdit ettiği ifade edildi. Hemen arkasından özellikle Hizbullah'tan bir açıklama yapıldı. Biz asla, yani o kişilerin bizle bir alakası yoktur. Çarşıdan 5 Suriye Lübnan lirasına bir bayrak alıp motosikletin arkasına takıp rahatlıkla dolaşabilirler insanlar. Onlar bizi asla temsil etmiyorlar şeklinde açıklama yaptılar. Hizbullah aslında Nasrallah da geçen açıklamasında ifade etmişti. Yani talepler haklı, protestolar haklı ama şöyle bir durum var. Hükümetin mutlaka ve illaki gitmesi gerektiğini savunmak çok anlamlı değil. Çünkü zar zor kurulmuş bir koalisyon. Öncesini hatırlarsanız Lübnan'da aylarca, yıllarca şey kaldı, hükümetsiz kaldı. Hatta cumhurbaşkanısız kaldı. Dolayısıyla bir türlü bir siyasal sistem oluşturamamışlardı. Hükümet oluştu, kabine oluşturamamıştı. Şimdi zar zor oluşturmuş kabinenin de dağılmasını istemiyor Nasrallah. Yani biraz olaya daha stratejik açıdan bakıyor. Yani işte İsrail'le çatışmalar açısından bakıldığında eğer bu kriz çok uzun sürer ve hükümeti zor durumda bırakırsa yani Lübnan ordusuyla Hizbullah arasındaki koordinasyon zedelenebilir. Bu da düşmanın işine yarar. Şeklinde bir bakış açısı var. Daha bölgesel bakıyor Hizbullah konuya. Evet. Ama öte yandan da protestocuların taleplerinin de son derece haklı talepler olduğunu ve özellikle ezilen kesime yönelik. Mesela ben Gazete Duvar'a yine bir çeviri yapmıştım El Ahbar gazetesine. Herkesin bildiği gibi El Ahbar Hizbullah'a yakın bir yayın organıdır. Ve orada işte Lübnan'daki %1'in ne kadar soyguncu olduğu, ne kadar efendim halkı soydukları, yıllarca halkın varlıklarının yağmalandığı, bankaların elde ettikleri devasa gelirleri işte bu %1'e aktardıkları falan. Hatta çok radikal o çevirdiğim yazıda kesinlikle kaybedemeyiz ya da kaybetmemeliyiz gibi bir başlığı vardı o çeviri yazıda. Çok radikal bir öneri vardı. Ülkenin %1'inin banka mevduatlarına el koyma. Yani yani bütün mal varlıklarına değil ama bankadaki mevduatlarına el koyma önerisi var. Düşün, bunu Hizbullah'a yakın bir yayın organı yapıyor. Ve orada ayrıca dünyada bunun örneklerinin bulunduğu. Yani sadece yani bunun bir hayal, çok radikal, çok ütopist, çok hayalci bir öneri olmadığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminde de Kıbrıs'ta da benzeri şeyin uygulandığı ve 2001 krizinde galiba
Güney Kıbrıs'ta öyle bir şey uygulanmış. Mevduat, banka mevduatlarının bir kısmına, tamamına değil ama bir kısmına el konmuş. Suudi Arabistan öyle yapmıyor. Selman hepsini topladı bir otele, orada döve döve. Falakayla aldı. Paralarını aldı. Tahsilat yapıyor. Tabii Suudi Arabistan'ın yöntemi farklı. Her ülkenin kendine has özel yöntemleri var. Yöntemleri o biraz toplumsal kültürle de alakalı. Suudi Arabistan'ın kültürü demek ki falaka kültürünü biraz besleyen bir şey. Ama sonuç itibariyle bakıldığında ben arkadaşa da katılıyorum. Yani iki ihtimal var bence. Yani katılıyorum derken biraz revize ederek katılıyorum. İki ihtimal var. Ya protestolar sönümlenecek bir süre sonra belirli tavizler karşılığında. Yani eğer hükümet istifa etmeme noktasında direnir de mevcut kabineyi her ne pahasına olursa olsun koruma, mevcut siyasal yapıyı her ne pahasına olursa koruma düşüncesinde ısrar eder, ayak direr de protestolar da yavaş yavaş erimeye başlarsa, ki zaten halklar yani o insanlar çalışıyor, evine ekmek götürmek zorunda, bir sürü zorlukları var. Dolayısıyla bunu çok uzun süre devam ettiremeyebilirler. O zaman eğer protestolar yavaş yavaş erimeye başlarsa göstericiler içerisindeki bir takım gruplar hükümetin bu reform paketi talebinin makul, kabul edilebilir talep olduğunu düşünmeye başlayacaklardır. Hiç olmazsa en azından bir taviz kopardık diyeceklerdir ve belli bir noktada uzlaşacaklardır. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise protestolar bütün zorluklara rağmen devam eder ve yani mevcut hükümet istifa edip yerine teknokrat bir hükümet kurulur ama bu da gerçekten çok zor çünkü yani Lübnan tarihinde olmamış bir şey, bu bir. İkincisi Lübnan anayasası mezhepçi bir anayasa. Yani buna İngilizce'de confession ya da confessionalism deniyor. Yani taifeler şeklinde ayrılmış toplumsal gruplar. Evet. Demin arkadaşımız da Lübnan'dan bağlanan arkadaşımız da ifade etti. Yani bankada 3 kişi sıra bekliyorsa, değil pardon 30 kişi sıra bekliyorsa siz ilk önce bir Hristiyan'ı aldıysanız sırada, ikinci olarak sırayı kimin beklediği hiç önemli olmaksızın ikinci kişi Müslüman. Eğer o Müslüman Sünni ise üçüncü kişi Şii olmak zorunda. Yani banka kuyruğunda bile mezhebi dağılımı, mezhebi dengeyi hesap etmek zorundasınız. Yani dünyanın en zengin dini, kültürel, antropolojik yapılanmasına sahip bir ülke. Yani Hristiyanlığın bütün mezhepleri. Yani Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Maruniler, Maruniler Katoliktir aslında ama ona Maruni diyoruz biz. Efendim, onun dışında işte Hristiyanlığın bütün mezhepleri, İslam'ın bütün mezhepleri, Dürziliğiyle, Aleviliğiyle, Şiiliğiyle, Sünniliğiyle ve bütün bu gruplar da kendi aralarında bölünmüş. Yani Sünniler de kendi aralarında mütecanis ya da homojen değil. Yani Sünnilerin Hizbullah'a yakın olanı da var, uzak olanı da var. Hristiyanların Hizbullah dostu Michel Aoun gibi dostu olan da var. Samir Caca gibi karşıt olanı da var. İşte aynı şey hatta Şii toplumunda bile belki yani aynı oranda olmasa bile Şii toplumunda bile herkes Hizbullah ya da Emel destekçisi değil. Yani o bile Şiiler bile Hizbullah ve Emel şeklinde ikiye dönüyor. Ve iç savaşta bunlar birbirleriyle savaştılar. Yani Hizbullah Emel birbirleriyle savaştılar. Dolayısıyla bu kadar zengin bir mezhebi ve dini yapıya sahip bir ülkede gerçekten bazı şeyleri oturtabilmek, bazı kararlar almak çok zor. Çöp toplama krizinin aslında çözümü çok basitti. O kadar basitti ki yani Türkiye'deki bir belediye, ilçe belediyesi bile gidip Lübnan'da yani diyelim ki bir protokol imzalasalardı. Küçük bir dernek Türkiye'de ya da bir ilçe belediye başkanı bunu halledebilirdi. Fakat sorun şurada. O kadar karmaşık ve kompleks siyasi mezhebi yapılar var ki. Yani çöpü alıp da Dürzilerin mahallesine koyduğunuz zaman, çöp atık merkezini orada kurduğunuz zaman Dürziler isyan ediyor. Diyorlar ki niye Hristiyanların mahallesine konmuyor? Hristiyanların mahallesine koyduğunuzda Hristiyanlar isyan ediyorlar. Yani çöpleri koyabilecek yer bulamıyorlar. Bu aslında şey değil. Yani yer olmadığından, çözüm olmadığından değil. Şimdi biz dışarıdan baktığımızda ya bu çok basit teknik bir mesele. Bir çöp atık merkezi kurarsınız, bu işi halledersiniz. Bir de bir şirket görevlendirirsiniz, para verirsiniz, o şirket çöpleri toplar. Dışarıdan baktığında bu kadar teknik bir mesele gibi görünen mesele aslında içine nüfuz ettiğinizde devasa bir siyasi, kompleks, mezhebi, dini bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla sorunların çözülememesinin temelinde bu yatıyor. O yüzden
Lübnan'da mezhepçi anayasa ya da yasal altyapı yerine laikliği, seküler bir siyasal sistemi savunanlar var. Yani mesela ahval-i şahsiye şeyinde mesela evlilik olsun, diğer şeyler olsun hep dini cemaatler kurallarının uygulandığı alanlar onlar. Yani devlet bu alanları bütünüyle şeye bırakmış. Ve dolayısıyla bir Hristiyan bir Müslümanla evlenemez. Niye? Yani aşık olsa da evlenemez. Niye? Çünkü mezhebi sistem buna izin vermiyor. Gidip Kıbrıs'ta evleniyorlar. Evet. Gidip başka yerlerde evleniyorlar. Lübnan dışında çok hukuk uyguladıkları için kendi içlerinde. O yüzden yavaş yavaş yani bu protestoların da bu sürece şeyi olabilir. Seküler. Yani hiçbir şekilde mezhebi, dini, etnik dağılımı göz önünde bulundurmayan yeni bir anayasal sistem, yeni bir siyasal hukuk sistemi ihdas edilmesi, inşa edilmesi gerektiğine ilişkin kanaatler giderek daha fazla taraftar buluyor diye düşünüyorum. Çünkü bu mevcut yapı sorunları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirebiliyor. Onun dışında tabii Saad Hariri'nin en son açıkladığı paket aslında bir çözüm gösteriyor gibiydi. Yani işte borç devlet borçlarını ya da toplumun borçlarını düşürme, 800 milyon doların altına düşürme, pardon 300 milyon doların altına düşürme şeklinde ve vergi işte şey konuğumuzda ifade etti. Bakanların maaşlarından işte üst düzey gelir sahibi olan bürokratların, yüksek bürokratların maaşlarına kesintiler yapılacaktı. Diğer daha alt kesimlerdekilerden alınan vergilerde ise muafiyet söz konusu olacaktı. Bir de bankaların karlarından elde edilecek bir kısmın devlete aktarılmasıyla bir denge sağlayacaklardı. Yani bütçe açığını oradan kapatmayı düşünüyorlar. Evet, ben, ya cumartesi günü ben o Lübnan'daki toplumsal hareketin liderlerinden bir tanesiyle bir avukatla röportaj yaptım. O da onun söylediği de şu cumartesi günü yayınlanacak gazete Duvar'da. Orada biz diyor güvenmiyoruz. Yani esas temel sorun şu. Belki Refik Hariri'nin açıkladığı paket iyi bir paket de olabilir. Eğer gerçekten uygulanacaksa. Fakat sorun şu. Biz güvenmiyoruz. Yani şimdi köşe başlarını tutmuş bir hani belki teşbihte hata olmaz. Çete var diyor başımızda. Bunlar milyarlarca doların kendilerine şey olmasından, akmasından kolay kolay vazgeçmezler. O yüzden biz bu hükümetin gidip yerine teknokratların gelmesini ancak bu böyle bir paketin ancak bu şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz diyorlar. Evet. Yani büyük ihtimalle teknokratların hangi mezhepten seçileceği konusunda da kriz çıkacak. Onların yerine de bu sefer başka bir teknokratları atayabilirler. İsa Bozkan çok çok teşekkürler. Buraya kadar geldin ve sorularımızı yanıtladın. Tabii diğer konuklarımıza da teşekkür ederim. Suriye'den gazeteci arkadaşımız Sakis Kasarcıyan ve Lübnan Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Sarpan Uzunoğlu. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Suriye'yi konuşmaya çalıştık, Lübnan'ı konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.